5 yıl sonra da olsa, 3 yıl sonra da olsa yeniden başlamak zorundayız. Biz gerekli zamanı ve süreyi zaten arkadaşlara veriyoruz. Yani burada kaç yıllık esnaflar var bilmiyorum. Baskı var genel hükümet olarak da. Biz her şeyin farkındayız. Ve birbirimize destek olup bunu açmamız gerekiyor. Sanıyorum ki zaten İzmir'de olduğumuz için %90 herkes aynı düşünce ve fikirde. Ama şöyle bir sorun var. Ben mesela şu anda 35-40 yılı bilmiyorum bina ne kadar zamandır yapılmış. Mal sahibini aradım ve benden ruhsat istiyorlar. Yani inanın ben makul bir parasına da, emeğine de, prosedürüne de hepsine razıyım. Ama 35-40 yıldır mal sahibi buradan gelir etmiş, hiçbir şekilde daskı yok, atıyorum yerler bölünük değil, belki 5 tane iş yeri var ama hepsi evde tutuyor. Yani şöyle bir sorun var, evet ruhsattan başladık ama önce başlamak gereken mal sahiplerinin bize ruhsat verebilir. Buraya aldım, buraya şimdi ruhsat var, geri gündüze çevirdim. Hemen trafiğimiz gibi tanıyordu burada, ayakkabı atıyor Allah'ım. Ölümüyle ilgili sorun olur, zabıta gider, ceza kestiği için kötü adam zabıt olur. İşte ruhsat müdürümüz, biz gönderirsek ruhsat verdiği için Erol Taş ile zabıt olur. Biz şunu yapmayacağız diyorum, bakın ben zabıta müdür olarak size şunun sözünü veriyorum. Biz işçilerinizi mühürlemek için gece yatıp da sabah kalkıp az önceki beyefendinin dükkanı gidip mühürleyeyim diye bir fantazi yok. Çünkü derdim diyor. Biz arıyorlar işte ayakkabıcılar sitesi tarihinde arıyor. Süre veriyorum. Ben o zaman size tanıyacağım bakın. Yok çok da uzatamıyorum. Her şeyin bir kanunu boyutu var da. Ben size iki defa süre vereceğim arkadaşlar. O süreyi de gelen her esnafı tanıyacağım. Bizim ilk sizlere verdiğimiz tebliğ ettikleri evrak encümen kararı arkadaşlar. Yani kanun gereği yapılan bir işlemde size tebliğ ettiğimiz evraktır. O evrağı alan arkadaşlar, süre talebinde, ruhsata başvurduktan sonra bana süre talebinde olunca ben ona süre tanıyacağım. Yani 10 günde, 15 günde gel bunu bir önce çıkar derdinde değiliz.